Bu temelden toplam fiyatı 180 lira tuttu. Ama biz bu parayı diyerek ödemedik. Onu bir arkadaşımız, buradan bilmiyorum, Mustafa Demiraslan karşıladı. Ben de dedim bunu dedi. Tabelaları Mustafa kardeşimiz yaptı verdi. Arkadaşlar, bizim faaliyet raporumuz, yaptığımız çalışmalar bunlar. Bu çalışmaları sizin takdirinize sunuyorum. Takdir sizin, aktarmak sizin göreviniz. Yani bu çalışmadan dolayı bizi atlıyor musunuz, atlamıyor musunuz? Bizi atlayanlar... Şimdi... Derneğimizin bugüne kadar yapmış olduğu gelir ve giderlerin hesabını şöyle bir yükümünü yaptık biz, toplantı hazırlık olsun diye. Derneğimiz kuruluştan bugüne kadar gelir ve giderlerini düzenli olarak kayıt altına almış olup durumu Ocak ayı içerisinde, Ocak ayı sonunda dernek beyanlaması adı altında İl Dernekler Müdürlüğü'ne bildirdik. Yani derneğimizin bugüne kadar ki gelir ve giderlerin üye sayısını beyanlama vermek suretiyle Dernekler Müdürlüğü'ne bildirdik. Yaptığı her harcamanın faturasını almış olup işletme defterini işledikten sonra faturaları dosyada prosedür, faturaların asılları bu fatura dosyamızda mevcut. Yani bu bizim fatura dosyamız burada. Aldığımız, yaptığımız hizmetler faturaları mevcut. Ayrıca biz bazı hizmetler yaptırdık. Ama bu hizmetler karşısında faturalamaz, biz gider vakfını kestik kişilere yaptığı hizmetlerden dolayı. Bu gider vakfını asılları kendine veriyoruz. Suratları koşanında mevcut arkadaşlar. Onlar da istersen kime ne yaptırsak açıklayabiliriz. Derneğimizde yapılan bağış ve toplanan üye aidatları için aldığım vakfımızı keserek gider müsasını gider koşanında saklıyoruz. Yani sebebi olduğu vakfından gider sureti bizde saklı. Derneğimiz bugüne kadar sağlamış olduğu gelir miktarı 5.410 lira. Aylıklardan ve bağışlardan. Derneğimizin bugüne kadar yapmış olduğu harcamalar toplamı 5.404 lira. Derneğimizin almış olduğu borç. Biz bu kahvenin tutulması sırasında bir arkadaşımızdan 1.000 lira borç para aldık. Onu da söyleyeyim. Levent Akdeniz bize Ankara'dan yardımcı oldu. Şu anda parası ödeme gücümüz var, yani parası hazır ama yaptığımız telefon görüşmesinde paraları istemedi. Şu anda beklesin dedi. Daha sonra görüşürüz dedi ama parası hazır. Derneğimiz bugün itibariyle üyelerden alacak miktarı yani var. Üyemiz kaybolmuş Eylül ayında, Ekim ayında. Uğramamış bir daha. Eylül ayında vermiş, Ekim ayında, Kasım ayında olarak Ocak ayında vermemiş. Bu gibi üyelerimiz var. Bu üyelerden alacak olduğumuz para miktarımız 1810 TL arkadaşlar. Derneğimizin şu anda kasa, PTT hesabında ve banka hesabında ki olan paramız 1075 lira arkadaşlar. 1075 lira günden beri de bir varlık arkadaşlar, günden toplantı burada biz. Şu anda miktarı bilemiyorum yani. Biraz daha makbuz aylık ödenmek ödenmesi yapıldı. Şu andaki verilmişlerimizdeki parayı bilemiyorum. Ama bu para da sanırım 1500 lira olmasından dahil ediyor. Arkadaşlar, dün yaptığımız çalışmalar, 6 aydan beri yaptığımız çalışmalar bunlar. Hepsi sayılar sunuyorum. Diğer arkadaşlar, yönetim kurulu başkanı arkadaşımız, faaliyet raporunu, bilançoyu ve yapılacak çalışmaları, bundan sonra yapılacak çalışmaları kısaca bize özetleyelim. Gündemde dilek ve temenniler son 11. madde olarak alınmış ama isterseniz bunu biraz önemli. Bu arkadaşın bize anlattığı faaliyet bilanço hakkında söz isteyenlere söz verelim. Bundan sonra oylamaya geçelim. Dilek temennilere geçiyor. Ya, dilek ve temenniler daha sonra geçelim. Hayır, ben bunu yapmayayım. Olur. Şey istiyorum, ben söylüyorum. Bu arkadaşlar faaliyet raporu bilanço hakkında söz almak istiyor. Yani bilanç var mı? Dehte ve aleyhte. Dehte ve aleyhte.
Konuşma sen basın olsun. Buyurun. Şimdi değerli başkanım. Aslında bu derneğin kurulmasına vesile olan ve kurulmasında görev alan arkadaşımız abi. Bunun için işte Mehmet hocamızın da dün de söyledim. Bilgisayarda köyümüz adına bir site oluşturması açısından da destek veren bütün herkese çok çok teşekkür ederim. Şimdi çoktan beri işte irtibatlarımızda, konuşmalarımızda, buluşmalarımızda biz galiba yürütemiyoruz, burayı bırakmak istiyoruz şeklinde hep ifadeler ve istekler vardı. Ve bunu dünkü yaptığımız toplantılarda, daha önceki birlikte konuşmalarımızda eğer siz bu görevi gerçekten bir başkası olsaydı, örneğin ben kendim olsaydım o kadar yürütemezdim dedim. Siz bana göre, bir başkasına göre çok daha sosyalsiniz, çok daha faalsiniz, çok daha girişkensiniz. Bunu sizin yürütmen gerektiği konusunda ısrarlarımız oldu. Ancak genel kurul ne der bakalım şeklinde yine de ertelediler. Yani şu anda istemişler de yok aslında arkadaşlar. Sadece yaptıkları faziletleri ortaya koyuyor. Şimdi arkadaşlar biz aslında dernekleşme, bugüne kadar dernekleşme, birlikte hareket etme, birlikte bir konuya çözüm bulmak konusunda herhangi bir adım atmış değil. Açık söyleyeyim, biz de buna alışkın değiliz. Yani köy halkı olarak, yörükler olarak, hareketliler olarak, öyle diye. Hani derler ya, yörük ne bilir bayramı, dört dört işer ayranı. Gerçekten de bunun bir dayandığı doğru asıl temeli var. Şimdi arkadaşlar, biz bunu bu kadar geç olmasına rağmen kuruldu, işte bir sürü kişi vesile oldu, bir şekilde yürütülüyor. Yürütülmesi konusunda ben bir kere şu arkadaşlarımıza tekrar yetki veriyorum. Onlara da rica minnet, bu konuyu dün de bir toplantı yaptık. Fakat bu şekilde kabul etmelerini, kabul etme yönünde istekler olduğunu bir şekilde razı ettim. Ancak dünyada globalleşme, yani birlikte hareket etme varken bugün biz çok da geç olmasına rağmen kurduğumuz bir köy derneğini yürütemiyoruz. Bu köy derneğinde arkadaşlar siyasi bir faaliyet yürütülmüyor. Zaten de böyle bir siyasi durum olmayacak, olmaması gerekiyor. Kimse siyasi nüfuzunu kullanır. Olmaması lazım. Aylık aylık olmaması lazım. Şu dernek çatısı altında kimse kimse siyasi faaliyetlerini veya siyasi gücünü kullanarak bu dernek çatısı altında yani onun üstünü kullanırlar. Kullanacak olduğu nüfusun bu derneğin kalkınması, gelişmesi için yapılabilecek bütün büyük ve küçük ne varsa yardımlardır. Yani buraya yapılacak olan projelerdir. Belki bir ya da yönetimde olan kişiler bunu bilmiyor olabilir. Bu konuda geçte kalınmak her şeyin ilki vardır. Bu kadar bir başlamış olmak bile büyük adım, önemli bir adım. Biz onlara destek verelim. Bilmedikleri konularda biz yardımcı olalım. Bize sorulan fikirlerde biz onlara bilgi verelim. Sonuçta içimizde hukukçu var, tıpçı var, doktorumuz var, yani avukatımız var ve eğitimcimiz var. Birçok. Her konuda mutlaka herkesin haklı bir şeyler ekleyecek. Haklı verdiğinde bir yol gösterdiğinde bulunsun. Ve ben çok fazla uzatmak istemiyorum. Bütün bunlara rağmen ben bu arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Ve yapılan bütün çalışmalarına da bugüne kadar olduğu gibi destek veriyorum. Bugünden sonra da devam etmelerini gönülden istiyorum. Teşekkür ediyorum. Bu onurlu açıklamalarından dolayı. Bu az önce Sayın Başkan'ın okuduğu faaliyet raporunu bilançoyu oylarınıza sunuyorum. İbra edenler yani kabul ediyor bu çalışmaları. Oy birliğiyle. Evet. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum.